Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır videosunu çektiğimiz ve beklediğimiz Netflix Avatar The Last Airbender serisi geldi. 8 bölüm yayınlandı. Hepimiz izledik. Çoğumuz izledik. Ve bu video izlemeyenler için. Çünkü bu videoda herhangi bir spoiler yok. Tamamen spoilersız bir şekilde izlemeye değer mi? Neler var içinde? Neler doğru yapılmış? Neler yanlış yapılmış? Spoiler olmadan size anlatmaya çalışacağım. Biraz zor olacak ama deneyeceğiz. Akşam saat 8'de, cumartesi akşamı saat 8'de canlı yayınımız var. Canlı yayına katılıp izlediyseniz de görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Orada da spoilerlı olarak konuşacağız. Ayrıca her bölüm için detayları anlattığım spoiler içeren videolar gelecek. O yüzden kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin başlayalım. Başlamadan önce şunu belirtmem gerek. Biliyorsunuz bir ön gösterim yayınlandı. Ön gösterime işte YouTuber'lar davet edildi. Oyuncular gitti. Beraber izlediler falandı filandı. Orada bir video yayınladılar. Video çok özel. Benim için gerçekten çok duygulandırıcı bir video oldu. Umarım telif olmaz. Ben burada paylaşırım. Hadi gelin bir paylaşalım. Zach Tyler Eisen here, voice of Aang. Oh, just make sure Farnish is in front. Let's make sure Farnish. How's it going? I'm here. Nice to meet you, man. I'm bummed I couldn't make it to the premiere to celebrate with you guys, but Gordon, my man, I am so stoked to see you as Aang. You seem like an infinitely cooler version of me when I was doing the character, and I just can't wait to see you bring him to life. And I hope that you were able to have as much fun as I did in playing him. It's him! It's Aang! Oh my god! Yeah! This is crazy! Here we go! You guys, shoot this camera. Okay. Insane, give us your best. That's rough buttons. Oh, okay. My first girlfriend turned into the movie. I'm sorry. Okay. It's like so much pressure. Like, can you believe you this got pressure? It. Okay. My first girlfriend turned into the moon. That's rough buddy. Dude, actually, so nice to meet you. Good. Thank you so much. Yeah. Umarım bu videoda bir telif olmaz çünkü bu video gerçekten çok özel bir video benim için. Devir teslim videosu. Özellikle Engin konuşması beni çok duygulandırdı. Engin seslendirmeninin konu beni çok duygulandırmıştı. Siz de ne hissediyorsunuz öğrenmek isterim açıkçası. Bu videonun dışında Avatar'ın animasyonun resmi Instagram sayfası ve resmi YouTube sayfası da birinci sezonun neler içerdiğini anlatan videolar paylaştılar. Bu videolarda işte birinci sezonda bunlar yaşandı diye sanki bir karşılaştırın bir bakın dercesine bir reklam çalışmasıydı. Güzel bir destek bence. Bunları da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi gelelim incelemeye. 8 bölüm izledik. 8 bölümün ikişer bölüm halinde zaten size videolar gelecek. İkişerli halinde hazırlayacağım. Sebebi ise 8 bölümü 4'e bölmüş olmaları. Önce havayla başladılar. Toprak, su ve ateş. Yok, toprak, ateş ve suyla bitirdiler. Bence çok güzel bir ayrım olmuş. Peki nasıldı? Ben izlerken akışımız nasıl gitti? Ben ilk bölümü izlediğimde aman Allah'ım gerçekten bayağı güzel bir şey geliyor dedim. Öyle özel ikinci ilk sahnesi muazzam. Hani gerçekten muazzam. Hem lore'a uygun hem güzel bir teoriyi dile getirmişler. İnanılmaz güzel bir sahneydi. Sonrasındaki sahneler ise gayet güzel gitti. İlk bölüm çok güzeldi. Sonra 2 ve 3 geldi. Evet, birinci bölüm kadar iyi değillerdi ama 2 ve 3 hani aktı gitti. Hani 3. bölümün ben nasıl geldim? Nasıl bitti bilemedim bile. Ama 4, 5, 6'ya geldiğimde şöyle bir şey oldu. Bir duraksadım. Ya hala 4'te miyim? Hala 5'te miyim? Ya bir küçük bir sıkılma geldi. Yani çok akıcı değildi ki bazı şeyleri kesmiş olmalarına rağmen. Haklı sahneleri kesmişler bu arada. Onları da konuş. 4, 5, 6 o kadar durağandı. Böyle geçti. Belki benim yorgunluğumdan da ötürü. 7, 8 ise çok akıcı değildi ama izletti kendini. Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Hani bildiğimiz halde. Birinci sezonu bildiğimiz halde. İşte nereyi değiştirebilirler? Neyi şey yapar diye izliyoruz. Böyle bir hikaye geçişleri oldu. Ve hikayenin genel zaman algısı da çok hızlı. Yani böyle sanki bazı yerler atlanmış. Bir sahneden sahneye atlıyoruz. Ama genel olarak akışımız hani hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Genel olarak akışımız gayet güzel. Mekanlar, kıyafetler daha önce zaten burada videolarını çektim. Mekanlar, kıyafetler gayet güzel. Çok olumlu. Hani güzel yani. Ben zaten bununla ilgili konuşmuştum daha önceden. Detaylarını zaten sonradan yine konuşuruz. Peki ne değişiklik yapmışlar? Asıl önemli o. Çok fazla değişiklik var ama değişikliklerin çoğusu hikayeyi etkilemiyor. Yani şu şekilde hikayenin bir başlangıcı vardı. Bir sonu vardı. O sona ulaşıyoruz. Yani böyle küçük hikayelerden bahsediyorum. Başından sonuna ulaşıyoruz. Ama bir animasyon yolundan değil de animasyondan biraz farklı bir yoldan gitmişler. Öyle değişikliklerimiz vardı. Bazı yeni karakterler eklemişler. Yine hikayenin akışını bozmayacak karakterler eklemişler. Orijinal karakterlerin şeyini bozmamışlar. Görünüşlerini çok bozmamışlar. Hatta görünüşlerini birebir aktarmaya çalışmış.
yapmışlar. Eklemeler yapmışlar. Eklemeler genelde geçmiş avatarların hikayeleri. Bununla ilgili konuşup spoiler değil. Onunla ilgili eklemeler yapmışlar. Ve bunların hepsi lore'a, evrene uygun eklemeler. Evrende geçen bazı karakterleri geri getirmişler falan böyle. Hiç animasyonda görmediğimiz ama evrende olduğunu bildiğimiz bazı karakterler vardır. Geri getirmişler. Bunları zaten detaylı bir şekilde konuş. Hangi çizgi romanda nerede geçti de söylerim. Bazı değişimler, evet biraz kaçırıcı değişimler var. Özellikle karakter değişimi. Şimdi karakterlerden biraz bahsedelim, sonra karakterlerin değişimlerinden bahsedelim. Cast genel olarak iyiydi zaten. Cast'in oyunculuğunda tecrübesizlik var. Oyunculuklarını kötü demeyeceğim, tecrübesiz diyeceğim. Bir iki tanesine kötü gerçekten. Kimleri diyeceğimi söylersem spoiler olur. O yüzden şu an söyleyemiyorum. Bazılarının oyunculuğu gerçekten rezalet. Ama çoğusunda şu var, tecrübesizler. Yani yaşlarının genç olması ya da başka sebeplerden o duyguyu hissedemediğimiz anlar oldu. Bunun sebebi hem oyuncunun tecrübesizliği hem de script'in biraz sıkıntılı olması. Ve karakter değişimleri. Yani karakter değişimleri Sokka'ya yakıştıramadığımız ya da Eng'e yakıştıramadığımız davranışlar var. Katara'ya yakıştıramadığımız davranışlar var. Ama Sokka mesela, Sokka üzerinden şey yapsam, oyunculuğu, karakteri kullanışı falan bence çok güzeldi. En iyi karakter Sokka olabilir seride. Sonra zaten Suki çok iyi. Ben Suki'ye bayıldım. Asla fena değil ama takımı için aynı diyemeyeceğim. Ve bunun sebebi dediğim gibi script çok yetersiz. Ya karakterlerin karakter gelişimleri yok. Hani bu kadar basite indirgemememeleri gerekiyordu. Ya her şeyi çok güzel yaptığınız karakter gelişimlerini niye bu kadar salladınız diye. Bu karakter şimdi en büyük karakter gelişimini yaşadığım animasyonda Zuko'ydu, Aylok'tu. Hani bunlarda yine çok büyük olaylar yok ama bildiğimiz Eng değil. Sokağa farklı bir sokağa. Katara farklı bir Katara. Yani farklı hissettirdi ve daha önceden konuştuğumuz acaba bunlar söylenti mi dediğimiz şeyler galiba gerçek olmuş. Tabii bu birazcık sizin yorumunuza bağlı. Belki siz daha çok seveceksiniz. Ben hoşuma gitti karakter değişimleri. Çünkü bazılarının roller birbirine değmiş. Hani kimi olduğunu söylersem spoiler olur ama bu rolü şu oynasaydı daha iyi oynayacaklarım karakterler var. Ya da animasyon daha uygun olur dediğim karakterler var. Roller birbirinin içine girmiş. Yani ben ya karakter gelişimlerini bu kadar nasıl batırdınız? Ben çok moralim bozuldu bana ona. Ve senaryoya geldiğimizde azmış zaten. Senaryo animasyonla aynı. Yani çok minimal değişimler var ve hızlandırmak adına yapılabilir şeyler. Script çok havada. Script'ten kastım yani oyuncuların söyledikleri cümleler çok havada. Yani çok duyguyu yansıtacak şekilde değil. Hani bilmiyorum, daha güzel bir script yazılabilirdi. Daha güzel bir, ben bir oyun yazarı değilim ama ya sinema yazarı, oyun yazarı değilim ama daha güzel konuşmalar, diyaloglar geçebilirdi diye düşünüyorum. Geri kalan ne kaldı? Bükücülük kaldı. Bükücülük CGI ekibi çok güzel çalışmış. Yani gerçekten çok zorlu bir süreç onlar için. Özellikle Avatar evreni gibi bücülüğün çok detaylı anlatıldığı bir evrende ki hala da o konusunda çok şey düzenleniyor ve lore'a uygun bir bücülük yap gerçekten çok zor ki arada patladıkları yerler de var. Arada güzel hissettirmeyen özellikle fight sahnelerinde birazcık daha iyi olabilir diyeceğim yerler var. Ama CGI ekibi genel olarak iyi çalışmış. Bücülükler, hayvan dizayn muazzam. Hani gerçekten pürüzler var ama kabul edilebilir pürüzler. Bence hiç sıkıntı değil. Ne kaldı geriye? Başka bir şeyimiz kalmadı. Bundan sonra söyleyeceklerim çok spoiler kalıyor. O yüzden da spoilerlı kısma bırakıyorum bunu. Ama şunu diyebilirim. Gerçekten özet olarak şunu diyebilirim ki ben Avatar izledim. Hani ben Shyamalan'ın yaptığı büyücülüğü izlemedim. O lanet filmi izlemedim. Ben Avatar izledim. İyisiyle kötüsüyle bir Avatar izledim. Hani bunu diyebilir durumdayım. Siz neler düşüneceksiniz? Burada da yorumlarda bahsedebilirsiniz. Akşam canlı yayına gösterebilirsiniz. Canlı yayının altına da yorum yapabilirsiniz. Spoilerlı videolarda gelecek. Kaçırmamak için kanalı takip etmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve alta yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.